أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. الفاتحة. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, basına ve kamuoyuna. Size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize tarafından bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diyen zayıf düşürülmüş zavallı mazlum erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Bugün iğneyi de çuvaldızı da kendimize batırmak üzere toplandık dostlar. Bugün sözü dost doğru haykırmak üzere bir araya geldik. Bugün maslahatı da ve ıslahatı da terk etmeye karar verdik. Bugün masum çocuklar edasıyla ve gözüyle kral çıplak demeye geldik. Bugün sultanları, emirleri, başkanları, kral ve reisleri ifşa etmeye karar verdik. Varsın gocunsunlar, varsın öfkelenip kudursunlar, varsın demir parmaklıklar ardına atsınlar. Zelil dolaşmaktansa demir parmaklar tercihimizdir. Bugün istatistik vermeyeceğiz dostlar. Herkesin canlı yayında izlediği bilmem kaç bin çocuk ve kadının vahşice katledildiğini anlatmayacağız bugün. Soykırıma ve vahşetin gidişatına zerre kadar etkisi olmayan dünyanın bilmem neresinde bilmem kaç kişinin neler yaptığını açıklamayacağız bugün. Başka meselelere yek vücut olan Batı'nın kimi ülkelerinin göstermelik ve bir parmak bal çalan türden çıkışlarına ittiba etmeyeceğiz. Hamas liderlerini katil Siyonist çete liderleriyle eşitleyen ve sözüm ona ikisini de mahkum eden garbın adalet divanına metiyeler düzmeyeceğiz. Bugün mazlum ve vahşetin boyutuyla zaman harcamayacağız. Bugün iğne ile kuyu kazmayacağız. Bugün çuvaldızı elimize almış her birimizi, her bir yerimizi yara bere edinceye değin, kan revan içinde kalıncaya değin, kendimize batırmak üzere toplandık dostlar. Evet, vallahi Filistinli Müslümanlar kazanacaktır. Topyekün ölseler de kazanacaklar. Allah lütfeder de Siyonist çeteyi yenseler de kazanacaklardır. Bu savaşın asıl kaybedeni biziz biz. İslam ümmetinin başına musallat olmuş liderleri ve onları alaşağı etmek için harekete geçmeyen Müslüman halklardır, ümmettir. Düşünebiliyor musunuz ki Batı bu katliamlar karşısında seyirci kalmaktadır. Üzerine düşeni yapmamaktadır diyorlar ve Batı'ya veriştiriyorlar. Bu nasıl bir utanç Allah'ım? Adama sormazlar mı zaten? Bu zulmü bizzatihi faili olan Batı'dan medet bekleyeceğinize siz ne yaptınız? Hakeza ülkemizden gidip Siyonist çeteye askerlik yapan ve Filistinlileri katleden sözde çifte vatandaşlarımıza müdahale etmiyorken İstanbul'un savunması Gazze'den başlar dememizin
kaç alıcısı çıkar elbet. Bugün Gazzelilerle savaşan Batı'yı ifşa etmeye ve onlara küfretmeye gelmedik buraya. Onlar zaten bu vahşetin failleridirler ve Siyonist Haçlı İttifakı'nın apaçık yüzüdürler. Biz Gazze'nin kimlerle savaştığını ifşa etmeye geldik. Gazze Siyonistler ile savaşmıyor, Haçlılarla da savaşmıyor. Gazze Müslümanlarla savaşıyor, Müslümanlarla. Gazze Siyonizme her türlü desteği veren Mısır, Suud, Ürdün, Birleşmiş Arap Emirliği ile savaşıyor. Gazze daha düne kadar Siyonistlere mal satan, sözden öte bir şey yapmayıp yeri göğü inletemeyen halk ile savaşıyor. Gazze içimizdeki hain, gafil, işbirlikçi, kof, korkak ve satılmış devşirmelerle savaşıyor. Evet dostlar, şunu artık bütün dünya anladı ki bu vahşeti sokağa dökülen vicdan sahibi kitlelerin gücüyle engellemek mümkün değildir. Elbette Filistin için yapılan her eylem, atılan her adım çok kıymetlidir ve takdire şayandır. Ancak şuna yakinen şahitlik ettik ki dünyayı yöneten vahşi Siyonist Batı sistemi ve bu sisteme angaje ve kul köle olan İslam aleminin yöneticileri ıslah olmadan, tutum geliştirmeye zorlanmadan ve ifşa edilmeden bu vahşet sona ermeyecektir. Hatta bu vahşet hepimizi yakıncaya değin, dalga dalga yayılarak büyüyecektir. Geçmiş yıl, yüzyıl bunun apaçık bir kanıtıdır. O nedenle kıymetli Müslüman halkımız, Gazze için yaptığımız eylem ve boykotların yanında asıl yapmamız gereken şey kendi yöneticilerimizi karar almaya, harekete geçmeye zorlamak olmalıdır. Onları ifşa etmeli, onları mahkum etmeliyiz. Kendi maskeleri düşmesin diye bizleri milli ve mezhebi ihtilaflara sevk edip bu ihtilafları körüklemektedirler. Bu bizzati Siyonist çetenin projelerindendir. Bu tuzağa kesinlikle düşmemeliyiz. Bizi bu tuzağa, bu iradesiz, bu kifayetsiz, asalak ve uşak yöneticiler bizzati çekmektedirler. Onların mezhep ve meşrep gibi bir dertleri asla yok ve olmadı. Onları unutup birbirimizle uğraşalım diye Batılı dostlarıyla ortaklaşa oynadıkları bir oyundan başka bir şey değildir. Ey insanlık tarihin, ey insanlık tarihin görüp görebileceği en mazlum ve en kahraman halkı, vallahi, billahi ve tallahi siz kazandınız ama biz kaybediyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun inşallah. Allah razı olsun. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin ve la akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أي رحمن ورحيم olan Allah'ım, ey kainatı yoktan var eden Allah'ım, ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak veren Rabbimiz, insanlık vasfını kaybetmiş aşağılık İsrail köpeklerini sen kahru perişan eyle ya Rabbi. İmanlarına iman katan bu mücahitleri sen muhafaza eyle. Ey yüceler yücesi olan Allah'ım, Hamas'a yardım eyle. El-Kassam'a yardım eyle. Bizleri de onlara yardımcı eyle. Ya Rabbi sen affedicisin, affı seversin, günahlarımızı affeyle. İsrail'i, ABD'yi, İngiliz'i ve tüm işbirlikçi hainleri sen kahru perişan eyle. Oh,